Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta yepyeni bir seriye başlıyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde arkadaşlar yepyeni bir seriye başlıyoruz. En son arkadaşlar serimiz final olduğu için üzüldüyseniz bu videoya hemen hızlı bir şekilde beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü muhteşem bir seriye başlıyoruz. Bu seride hayatta kalmaya çalışacağız. <laughs> Ama bu serimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok zorlu bir taraf var. Sadece 100 tane kalbimiz var arkadaşlar ve bu 100 tane kalbin her biri bittiğinde bir daha geri dolduramıyoruz. O yüzden eğer acıkırsak, zombiler saldırırsa ve aynı zamanda yüksekten düşerse kalbimiz her gittiğinde bir daha dolmayacak ve eğer 100 kalbimizin hepsi biterse oyunumuz da biter. O yüzden çok dikkatli olacağız ve yüz kalbimizi hiçbir türlü azaltmadan etrafımızda gördüğünüz bu bütün sky blokları ele geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve şu anda Luffy yanımızda yok gördüğünüz gibi. Eğer Luffy yanımızda yok diye üzüldüyseniz arkadaşlar videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. <laughs> Beğenileriniz gerçekten çok önemli arkadaşlar videoyu beğenmeniz gerçekten gerekiyor böylece bana çok güzel bir şekilde destek olabilirsiniz ama Luffy yanımızda yok şu anda gördüğünüz gibi şunların bir tanesinin içinde hapiste tutuluyor bunları ele geçirmemiz gerekiyor. İçinde zombiler var arkadaşlar ve bu zombiler içinde olduğu için içindeki zombiler kalbimizi azaltmadan Luffy'yi de kurtarmamız gerekiyor ve diğer adaları ele geçirip hayatta kalacağız. Bakalım 100 tane kalbimizi azaltmadan hayatta kalabilecek miyiz? O zaman ne yapalım? Herkes beğenisini attı ve kanala abone olduysa çünkü yeni gelecek videolardan haberdar olmak için arkadaşlar videoya başlayabiliriz. İlk önce şuradan bir ağaç toplayalım. Ağaçlarımızı hemen hızlı bir şekilde toplayalım ki bu sefer en başta yatak yapacağız. Çünkü akşamlar yaratıklar saldırırsa arkadaşlar bir tane bile kalbimizi kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü kalbi kaybettiğimiz an aha sandık çıktı bir dakika. O altın elma tamamdır. Kalbin üzerine altın elma ekleyeceğiz. Eğer adalar o zaman bizim bol bol altın elma yapmamız gerekiyor. Aynen fidan düştü mü? Şimdi şu adamız bizim ilk evimiz. O zaman biz bu sefer ev bile yapacağız. Aynen ev yapacağız ki kalbimiz hiç gitmesin. Şu tavukların etinden faydalanmak için de bir an önce bunlara çit yapmamız gerekiyor. İlk başta biz bir şu tavukları çalışma masasını bir yapalım. Aynen evimizi şuraya yapacağız. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar çubuk. Ondan sonra bir tane kazma. Evet. Kazmayla başlayalım. Taşla toplayıp kazma yapacağız ve yol da yapacağız aynı zamanda ve evimiz nereye yapacağımızı da çok iyi bulduk arkadaşlar. Evimiz hazır. Bu sefer evimiz var ve evimiz gördüğünüz gibi bu adanın iç tarafı. Buraya muhteşem bir ev yapıyoruz ve şuraya da bir tane çıkmalı kapı. Aynen çitle girilir tuzaklı kapı yapalım. Şuraya da zaten evin girişine ana kapı yaparız. Evimiz hazır. Şimdi bizim ilk önce şuradan şu evin içini tamamen bir boşaltalım. Aynı zamanda kömürümüz artı taşımız madenimiz olsun. Bir an önce de demir bulalım. Umarım burada demir vardır koyunlardan yatak yapmaya başlamamız gerekiyor. Buranın içini tamamen bir kıralım boşaltalım arkadaşlar ama buranın içini tamamen boşaltmadan önce bir taş kazma yapalım. Evet şöyle hızlı bir şekilde bir tane taş kazmamızı yapacağız. Ve şimdi hızlı bir şekilde bütün her yerini kıralım. Oo bakın bir tane demir bulduk. Şimdi demiri bulduğumuza göre burayı hala kıramadık ama. En aşağı katmanda gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın katman kayası var. O yüzden katman kayasına kadar iyice kıracağız ve tavanı da boşaltacağız toprağın hizasına kadar. Daha sonrasında buraya ev yapmaya başlayabiliriz. İlk önce kendimize ağaç yetiştirmeden önce şu tavukları da çite koyacağız. Kendimize demirden bir kılıç da yapmak istiyorum ama mecburen bir fırın yapacağız. E, iki tane demir bulabildim. Daha içeriği kazarsak büyük ihtimal çıkar. Tavuk aşağıya düşmesene. Şunu bir kıralım. Aşağıya düşecekti az kalsın. Şuradan hemen hızlı bir şekilde Evimizin iç tarafını arkadaşlar şöyle şimdilik geçici olarak koyalım. Evin içi burası olsun çünkü buraya kaçacağız. Şuradan şöyle iki demir pişsin. Demir pişerken biz hemen yukarı geri çıkalım. Geri aşağıya inelim doğru. Şuradan şöyle hızlıca inceltilmiş yapacağız. Çünkü yeni yollar yapmaya başlıyoruz. Evet koyunun yanına bir an önce gitmek istiyorum. Şuradan demir alacağız. Demir olamaz. Aha doğru iki tane demirle bir makas yapılıyor. Aynen aklım çakmak yapmaya gitti evet şöyle hızlı bir şekilde makas hemen yatağımızı yapıp getirelim ki akşam olduğu anda yatmamız gerekiyor. Şurada bir tane koyun var başka koyun olan yer var mı? Yemekler her yerde tamamdır şimdi şuradan hızlı bir şekilde şu koyunun yanına bir gidelim. O koyun sen burada ne yaptın gel bakayım buraya. Ma makasımız nerede şuradan makas alacağız şu koyunu. Olamaz. Bir tane beyaz yün çıktı. Eğer bir gün yalnız kalırsan... Burada şeker kamışımız var arkadaşlar. Suyumuz var. Tarla yapımına hemen hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Hemen şöyle gelmişken... Makasla kırdığımız için ne oldu bakın. Şunu geri koy. Aynen makasla kırınca şu çiçekleri de buradan alalım. Tarlayı buraya yapabiliriz aslında. Burası şeker kamışı yerimiz olsun. Aynen şurada hızlı bir şekilde şeker kamışı yetiştirmeye başlayabiliriz. Şimdi şu iki tanesini kenardan alırsak. Bir iki buraya iki tane koyarız. Bunun etrafına şuraya taş dizebiliriz aslında. Ee, şöyle hızlıca. Şimdi burası var, şu kenar tarafı var, şu ikisi var. Tamamdır. Hepsini dizelim. Burası bizim şeker kamışı yetiştirme yerimiz. Büyü masası için ve kitaplık için veya başka bir şey için kullanabiliriz. Çok iyi oldu. Kalbimiz gerçekten hiç gitmemesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer kalbimizin bir tanesi giderse bir daha dolmuyor. Yemek yesek bile. Evet, yemek yesek bile kalbimiz dolmayacak. Yemek yiyelim ama. Yemek niye yiyoruz? Çünkü açlığımız full azaldığı anda kalpler hızlı bir şekilde azalmaya başlar. Oo, ele geçireceğimiz bayağı yeri var. Çok kötü bir haber. Maalesef olamaz. Olamaz tuzağın en kötüsüne yakalandık. Aşağı tarafta karanlıkta zombiler doğmuş arkadaşlar. Creeper'dan nasıl kurtulacağız? Bu bizim yanımıza gelene kadar aşağıya düşmesi lazım. Aşağıya biz meşale yapmayı unuttuk. Bir tane meşale yapalım. <laughs> Creeper'ları oradan kaçırmamız gerekiyor ve içeriye meşale koyup bir daha zombi doğmasını engellememiz gerekiyor. Creeper'lar bizim canımızı çok kötü götürebilir. Çürük et kesinlikle yemeyelim. Altın elma, büyülü altın elma değil normal altın elmamızı bir yiyelim. Şimdi iki tane ekstra kalp ekledik arkadaşlar. Bu creeper'ları düşürmemiz gerekiyor. O kaç kaç kaç. Gel buraya. Olamaz. Creeper geliyor. Aha! Tamamdır birinden kurtulduk. Diğeri nereye gitti? Aşağı kata mı indi? Hemen aşağıya bir inelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Diğeri nereye gitti? O, olamaz ödüm koptu tavukmuş. Burada bir meşale yapmanın vakti geldi. Burası zaten karanlık olduğu için arkadaşlar. Şimdi 16 tane. Evet şuraya nereye koyalım? Şu kapının girişine iki tane koysak şimdilik yeter. Burayı tamamen bir kırıp arkadaşlar ev yapmaya başlamamız gerekiyor. Şuraya da bir tane kapı koyalım. Acil durumda buraya kimse giremesin. Aynen evin içini yapmaya başlayalım. Çünkü bir tane de sandık yapacak ağaç yok. Bir ağaç yetiştirelim aynı zamanda hızlı bir şekilde. Meşalemiz hazır. İki tane altın kalp ekledik arkadaşlar. Altın elma yedikçe zaten kalp ekleriz. Önemli olan 100 tane kalbi azaltmamak. Şu koyun neden hala yün yapmadı ki? Bir an önce yatak yapmak istiyorum. Akşam olacak. O koyun yatak yapana kadar biz en iyisi arkadaşlar aşağı şu sandığı aldık mı biz? Şunu bir kıralım arkadaşlar. Aşağı katta bir hemen bütün taşları kıralım. Geniş bir alan yapalım. Evi düzenleyelim. Şuraya bir tane tuzak kapısı yapacağız. İçeride zombiler doğamasın. Sandığı buraya koyalım şimdilik. Bir tane taştan kazma. Evet yedek yapacağız. İçeriği bir tamamen kırmaya tekrar başlayalım. Tamamdır. Şimdilik bu kadar kırma yeter arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar kıracağız. Aynen. Evin ilk köşe tarafını bitirdik. İçeriye aydınlanma girsin arkadaşlar. Burayı evin neredeyse bitirdik. Artık hayatta kalabilir şimdi. Koyundan yün çıkmış. Mı ona bir bakalım. Ağaç estireceğiz. Yeni bir yerler ele geçirmeye bir gidelim. Evin girişi burası böyle olacak arkadaşlar. Aynen. Şurayı kıracağız. Şu kazmamızı bir şuraya şöyle alalım. Adayı da yukarı tarafta büyütmeye başlayalım ve aynı zamanda tarlada tohum ekmeye başlayalım. Çünkü yemeğimiz yok. Birazdan açlığımız iyice artmaya başlayacak. Evet şuraya da şöyle hızlı bir şekilde 1, 2, 3. Bir tane de şuraya merdiven koyacağız. Taşımız bayağı fazla. Aynen evin girişi hazır. Çok iyi. Buraya iki tane sandık koyarız arkadaşlar. Şurayı da boşalttığımız anda sandıkları koyarız. Evin girişini bayağı büyüteceğiz. Hemen yukarı geri çıkalım. Ağaç yetiştirmeye başlayacağız. Şu adaya gidelim. Orası bizim ağaç yetiştirme yerimiz olsun. Şu yumurtalar bir atalım. Bir tane tavuk çıktı bakın. Küçücük tavuk hoş geldin. Baba. Aha bir tane daha geldi. iki tane. Şu koyundan bir yün alalım. Koyun gel buraya. Biz kendi evimizi en güzel şekilde yaparız arkadaşlar. Orası başkasının evi olabilir. Bakayım bir. İki tane daha yün tamamdır. Yatağımız hazır. Yatak hazır. Şu tavuklar için ağaç yetiştirmeye başlıyoruz. Gerçekten bayağı güçlenmeye ve hızlanmaya başladık. 3 tane burası, 3 tane yün yok. Yünün biri nerede? Olamaz. Koyunda sadece bir tane yün çıkmış tekrardan. Eğer bir gün yalnız kalırsan... Bu koyun neden arkadaşlar böyle bir şey yapıyor ki? Şimdi hızlı bir şekilde biz şuraya bir yol yapalım. İnceltilmiş taşımız var. Ot 42 tane. Şura ağaç yetiştirme yerimiz. Orada ağaç yetiştireceğiz. Ve aynı zamanda buraya gelmişken biz neden bir tane taştan balta yapmadık? Bu ağacı bir kıralım. Oo bir dakika bu ağacın içine sandık çıktı bir tane daha gizli. Aynen şu sandığın içinden umarım güzel. Oo açık gri 3 tane. Aynen muhteşem bir yatağımız olabilir. Beyaz olduğu için mi boyayabiliyoruz. Bunda boyayabiliyor muyuz? 2 tane yatak. Evimiz burası bizim artık. Burası evimiz olduğu için çok güzel. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde çubuklarla bir başlayalım. Bizim bir tane baltaya ihtiyacımız var. Evet balta, kazma bir tane kılıç. Aynen. Hiç yoktan kendimizi savunma altına alalım. Bir tane kılıç, kazma, balta. Çapa yapalım bir tane. Aynen. Şöyle bir tane çapa yapalım. Şimdi çapamız da hazır. Bunlar bizim kullanacağımız aletler. Yatak yapmak için koyuna ihtiyacımız kalmadı. Şunları bir çevirelim arkadaşlar. 25 tane. Şöyle 3 tane bunu yatak yaptık. Yatağımız hazır. Bir tane sarı boyayla bu yatağı boyayabiliyor muyuz? Aynen boyadık. Çok iyi yatağımız hazır Yatağımızı şu gizli yere de koyabiliriz aslında Evin girişi böyle oldu arkadaşlar Evi zaten tamamen duvarlar kırdığımızda düzenleyeceğiz Yatak şimdilik şurada dursun o zaman Aynen yatakta akşam olduğu anda yatabiliriz Yapacağımız şeyler belli arkadaşlar Demir bulmak için şu karşı adaya gidiyorum Hem de orada birazcık ağaç yetiştirmeye başlayalım Topla şu tohumların hepsini Evet, kürek yaptık mı biz? Aynen biz o kadar gittik. Asıl yapmamız gereken kürek yapmayı unutmuşuz. 8 tane ağacımız var. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bunların hepsi büyüdüğü anda ağaçtan yana sıkıntımız kalmayacak. Biz o zamana kadar şuradan arkadaşlar bir madene bir dakika su getirsek aslında burada tarla yapabiliriz. Şu yumurtayı da buraya atalım. Şuradan hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar yemek sıkıntımız şu anda yok. Zaten tam acıkmadık. Çünkü çok fazla koşmuyoruz ve zombilerle savaşmıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde demir aramasına bir girelim. Demirden bir kılıç yaparsak güzel olur. Hatta bizim bir an önce canımızın az gitmesi için. Çünkü iskeletten bir ok yediğimiz anda belki çok fazla kalbimiz gidiyor. İçeride maden çıktı. Bir dakika hiç. Oo, Zombi spawner var en tehlikelisi. Kır bunu. Olamaz arkadaşlar. İçerideki zombi doğmuş olsaydı kötü olabilirdi. Aha içerisi zaten Olamaz. Bu örümcek ağa cam şeklinde. Kır bunu. Bakın. Örümcek ağa neden cam şeklinde? Şimdi burada bir ray var arkadaşlar. Deri pantolon, karpuz tohumu, çubuk ve bir tane de taş kazma hediyesi. Deri pantolonumuzu giyinelim. Aynen bakın hem de büyülüymüş. Deri pantolon neden büyülü gözüküyor? Zırhımızı gördünüz mü? Minnacık bir tane zırhımız oldu. Tek bir tane. Çok iyi hiç yoktan savunma yapar. Gelmişken altınları toplayalım arkadaşlar. Bizim çünkü altın elmaya çok ihtiyacımız var. Altın elma gerçekten çok önemli. Ama demire de ihtiyacımız var. O yüzden altınlar bir kalsın biz bir demir bulalım. Bayağı bir kırdık. Kazmamızın bir tanesi kırıldı arkadaşlar. İkinci yedek kazmamıza geçtik. Zaten hediye kazma gelmişti. Şu anda başka da hiçbir şey yok buranın içerisinde. Aynen sadece bir tane zombi spamlarından kurtulmuş olduk. Şurasında şöyle kırdığımız anda bir tane bile demir çıkmadı. Bomboş. Neden demir çıkmadı ki? Keşke bir tane demir hediye olsaydı. En azından biriktirip kılıç yapardık. Bakın içeriği tertemiz yaptık. Gidelim. Şunlarla yol yaparız. Evet. Burada artık hiçbir şey yok. Sadece bu adayı. Buradan neden çıkamıyorum? Bu adayı arkadaşlar ağaç yetiştirmek için kullanacağız. Üzerimizde 26 tane toprak var. Oo, biz bu adanın topraklarını tamamen toplayıp kendi adamımızı geliştirmeye başlayabiliriz. Evet öyle bir şey yapalım. Aynen. Etraftan topladığımız topraklarla bu adayı geliştirelim. Adamımızı bayağı büyüteceğiz arkadaşlar. Çok güzel. Zaten bir tane şu tarafa doğru gideceğiz. Oradan kürekle bayağı bir toprak toplarız. Bir kürek yapalım. Şurayı da toplayalım. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde. Şimdi burayı da kırmak istiyorum. Aslında burayı tamamen bir kırsak güzel olur. Meşale koyalım buraya şimdilik arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde. Birazcık da bu tarafa koyacağız. Karanlık hiçbir yer kalmasın. Burası aydınlık olsun. Çünkü burada zombiler doğabiliyor arkadaşlar. Doğmasınlar. Çünkü akşam olduğunda dışarıda zombide kalırsak bir de yatmak için buraya tekrar gelirsek bayağı kötü olabilir. Yapmamız gereken sadece bir tane tarla arkadaşlar. Tarla yapacağız. Aynı zamanda azar azar bu evi tamamen boşaltacağız ve cam yapmaya başlayacağız. Yeni yerleri ele geçireceğiz. Zaten şuradaki ağaçlarımız büyüdü. Biz bir tane de kürek yapalım. Unutmayalım. Aynen şöyle hızlı bir şekilde taştan bir tane de kürek. Şimdi bu kürekle de şu adanın topraktan toplayıp bu adayı bayağı bir geliştireceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde yepyeni bir seriye başladık arkadaşlar ve çok hızlı bir şekilde gelişmeye çalışıyoruz. Yapacağımız şeyler şu anda arkadaşlar bir tane tavuk çiftliği yapmak, tavukları bir araya koyacağız. Aynı zamanda kendimize tarla yapacağız. Gördüğünüz gibi ağaçlarımızı artık büyütmeye başladık. Ağaçlarımızı büyütmemiz sayesinde arkadaşlar ağaç sıkıntımız bitti ve çit yapabileceğiz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Böylece arkadaşlar kanalımıza en büyük desteği verirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.